Kırmızı Koltuk'tan herkese merhaba. Someone Has To Die. Bu diziyi ben geçen ay izledim büyük ihtimalle. Yani o zamanlar pek yapmaya değer bulmamıştım incelemesini. Ama şu aralar Ali Can Üstüste bayağı bir video koymuş. O zaman hop ben de izlediğim dizilerden bir tanesini inceleyeyim dedim. Çok güncel olmasa da. Yani dizi demeye bin şahit lazım. 3 tane bölüm var. Yani toplasan 3 saatlik bir tane film olarak da çıkartabilirsin bunu. Çok başarılı bulmadım. Bu yüzden zaten incelemeye değer bulmamıştım. Hikayesine gelirsek, İspanya'da geçiyor. Meksika'dan bir eleman, işte savaş zamanı Meksika'ya çocukken yollanmış bir adam artık büyümüş. İspanya'ya evine dönüyor. Evine döndüğünde ama ona bir sürü plan yapılmış. İşte şu kızla evlendireceğiz, şurada çalıştıracağız, bilmem ne yapacağız, bir sürü planın içine düşüyor. Ama yanında bir de arkadaşını getirmiş Meksika'dan. Bir tane dansçı. Bizim elemanın annesi bu dansçıyı beğeniyor. Sonra bir bakıyorsun, valla spoiler mi spoiler hiç dümdüz gidiyor ama. Sonra bir bakıyorsun bizim adam da aslında bu herifi istiyormuş. Yani klasik Netflix'in bir eşcinsel hikayelerinden bir tanesi. Ama bu dansçı adam aslında böyle bir eşcinsel bir tip değil. Bizim adamı ayarlamak istedikleri kadını beğeniyor burada falan başta. Bir şeyler oluyor. Yok tam tersi pardon. Bir ay olduğu için öyle değil. Herkes aslında bu adama hasta pardon. Yani annesi... Kendisi bir de bunu evlendirmeyi düşündükleri kız dedim ya, o da bu adama istiyor falan filan ama hikaye aslında dansçının etrafındaki bir aşk üçgeni falan değil ha. Bunlar 1960'larda falan geçiyor. Bunlar böyle kuş falan vuran tipler. Atıcılık kulübü mü diyeyim ne diyeyim artık saçma sapan bir sporla uğraşan tipler. Yarışma falan düzenliyorlar. Hepsinin böyle silahları falan var. İşte geçmişte de bunun bizim elemanın dedesi falan böyle bir kaza kurşununa kurban gitmiş falan. Bir anneanne midir, babaanne midir işte onun için herhalde büyük anne deniyor. İşte bilmediğimiz için biz de öyle değil. Büyük anne var bir tane, cadının teki, saçma sapan bir karakterin teki. Yani böyle bir aile dramı, aile karmaşası bir şeyler olup duruyor falan filan. Tak diye de bitiyor. Saçma sapan bir şey. Başrolde kim var? Başrolde bu Dark Desire vardı ya. Dark Desire. İşte o dizideki adam var. Bu Dario'ydu adam. Heh. Aynı adam bu dizide de eve gelen işte eleman olarak. Dansçı değil de öbürü yani. Evin esas oğlu olarak gelmiş karakter. Başrolde o var diyebiliriz. Pek bir numarası yok. Yani vakit kaybı. Ben kaybettim, siz kaybetmeyin. Kırmızı Koltuğun bir bölümünün daha sonuna geldik. Abone olmayı lütfen unutmayın.